Başkanım günaydın. Günaydın arkadaşlar. Herkese iyi günler olsun. Bugün yine erkencisiniz başkanım. Her zamanki gibi erkenciyiz. Bugün yolculuk nereye başkanım? Bugün yolculuk tarihin en büyük yatırımları almış olan güzel ilçemiz, sanayi merkezimiz Çerkezköy'e. Başkanım erkenden kalkıyorsunuz, geç saate kadar çalışmalar yapıyorsunuz. Hiç yorulmuyor musunuz? İşini çok sevenler yorulmazlar. Sizin için yaşlandı diyorlar. Şu anda saat 6.30 yaşlandı diyenlerle beraber bir spor yapalım. Takılın peşime. Havalı. Başkanım, sabah sporunuzu da yaptınız. Yaptık. Yorulmadınız mı? Yorulmak? Benim hayatımda hiç yorulmak olmadı. Olmayacak da. Kendi yaptığınız parkta spor yapmak nasıl bir duygu? Gerçekten Çerkezköylülerin çok memnun kaldığı, çok ilgi gösterdiği ve Çerkezköy'e büyük bir hizmet olarak görüyorum. Ve kendi yaptığımız parkta da spor yapmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Başkanım az önce gençlerle beraber koşuyordunuz. Gençlerin trendlerini takip ediyor musunuz acaba? Gençlerin trendlerini çok sıkı bir şekilde takip ediyorum. Zaten enerjimin büyük bir kısmını onlardan alıyorum. Az evvel gördüğünüz videoda bunun bir göstergesi. Evet, Çerkezköy Kültür Merkezi'ndeyiz. Özenerek, isteyerek çok güzel bir kültür merkezini hizmet dönemimizde kazandırmış bulunuyor Çerkezköy ilçemize. Çerkezköylüleri bir kere daha bu kültür merkezine sahiplendikleri ve etkinliklerini burada yaptıkları için kutluyorum, tebrik ediyorum. Çerkezköy Atatürk Viyadüğü üzerinden geçiyoruz. Burada da yaya trafiğini rahatlatacak güzel düzenlemeler yaptık. Ve şimdi üzerinden geçtiğimiz Bağlık Viyadüğü yıllardır Çerkezköy'ün talep ettiği bir viyadük ve şimdi şu anda üzerinden geçtiğimizde Tepe Emlak Konutları Kavşağı ki bu gerçekten çok önemli bir hizmet olarak Çerkezköylülerin hizmetine sunulmuştur. Vatandaşlarımız çok memnun. Trafik ciddi boyutta rahatlamıştır. Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu önemli bir yatırım olmuş hakikaten ama mayoları hazırlayın demiştiniz. Bir türlü açamadınız burayı. 29 Ekim aynı zamanda hem Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü hem de Çerkezköy'ün Kurtuluş Bayramı. O gün kısmetçi açacağız. Güzel bir yatırım oldu. Geçmişe dönük biraz aksamalar olmasına rağmen günün şartlarında özellikle Covid döneminde biraz kaybımız oldu. Çok şükür tamamladık. Başkanım, Çerkezköy'e okullar yapmışsınız. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapmışsınız. Kültür merkezi yapmışsınız. Parklar yapmışsınız. Bu kadar mı yani? Bu kadar olması mümkün değil. Çerkezköy tarihinin en büyük sosyal hizmetlerinin ve sosyal yatırımların yapıldığı dönemini yaşıyoruz. Ama hizmetlerimizdeki en büyük gücü ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten ve onun ideallerinden alıyoruz. Başkanım, buraya ne yaptınız böyle? Burası Kavakdere. Burada neler yapılmadı ki? Buranın şöyle bir 9 sene önceki durumunu bir hafızanıza geri getirin. Gerçekten çok mezbellik halindeydi. Kavakdere'yi boydan boya ıslah et. Sağını solunu rekreasyon alanlarıyla oyun parklarıyla süsledik. Yaklaşık olarak bir ay sonra da açılışını yapacağız. Başkanım, bu Çerkezköy'deki kadın danışma merkezinde ne hizmetler yapılıyor? Psikologlarımızdan, sosyal hizmet uzmanlarımızdan karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 15 bine yakın vatandaşımız gelip burada hizmet almışlar. Açmış olduğumuz danışma merkezlerinde sadece kadınlara değil, çocuklara ve yetişkin vatandaşlarımıza gereken hizmet yapılmaktadır. Başkanım, çocuklara sadece böyle etkinlik mi yapıyorsunuz? Sadece bu kadar etkinlik olur mu? Takıl peşime. Başkanım, bu nasıl sevgi böyle ya? Ben sadece etkinlik yapmadığımı söylemiştim. Bu sevgi ebedi önderim Mustafa Kemal Atatürk'e.